Efendim İSO sanayi devlerinin ikinci 500'ü açıklandı demiştik. İşte o ikinci 500'de yer alan Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan bizlerle birlikte bu sektörü konuşacağız ve tabii kendilerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İfade ettiğim gibi İSO sanayi devlerinin ikinci 500'ü açıklandı ve Birleşim Mühendislik de yer alıyor. İlk etapta bu performansı dinlemek isterim. Ne dersiniz? Bu önemli performansa giden yolda Birleşim Mühendislik olarak neler yaptınız? Uğur Bey, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sanayici olarak zor bir süreçten geçiyoruz gerçekten de. Özellikle pandemiyle birlikte tüm sanayicilerin ciddi anlamda sıkıntılar çektiği ve teknik anlamda problemler yaşadığı bir dönemden sonra 2020 yılında açıklanan sanayi kuruluşları arasında olmak bizim açımızda hem şirketimiz adına hem bizim adımıza gurur verici ve bizim adımıza da gerçekten ülkenin de gittiği yeri görmek açısından mutluluk verici. Tabii zor bir süreçten geçtik. Bütün sanayiciler olarak ve organizasyon olarak gerçekten pandemi döneminde iş yapmanın koşullarını maalesef sonuna kadar hissettiğimiz için bu süreçte sıkıntılar yaşadık. Ama geldiğimiz noktada sanayimiz büyümeye devam ediyor. Özellikle hem yurt dışı piyasada hem yurt dışı piyasasında mekanik taahhüt ve elektrik taahhüt işi yapan ve bu elektrik ve mekanik taahhüt işlerini büyük sanayi kuruluşlarına, büyük projelerde, özellikle şehir hastanelerinde, büyük alışveriş merkezlerinde ve yüksek katlı binalarda, banka, finans genel müdürlükleri binasında yapmış olmaktan ve bu sanayi kuruluşları arasında girmekten dolayı az evvel ifade ettiğim gibi çok mutluyuz. Evet, aslında ifade ettiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz ve bu zor koşullara rağmen %40 büyüme kaydettiniz. Peki bu dönem nasıl geçti sizler için? Şöyle, şimdi baktığınız zaman aslında biz geçen sene 2020 yılının pandemi olmadan önceki ilk çeyreğini değerlendirdiğimiz zaman, yani 2020 yılının ilk çeyreğiyle 2021 yılının ilk çeyreği arasında baktığınız zaman bu dönemde 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen seneye göre %21 büyüme kaydetmişiz. Bu da pandemi koşulları halihazırda geçen sene ilk 3 ayda pandemi çok etkisini hissettirmiyorken bu sene özellikle tam da pandeminin düşme eğilimi olduğu bu dönemde %21 büyümelik sadece ilk çeyrek için baktığımız zaman bizim için sevindirici ve mutlu bir performans. Çünkü ülkenin sanayi çarkları pandemi döneminde gerekli tedbirlerini alarak ve gerekli organizasyonları yaparak işlem yapmaya ve işlem hacmini genişletmeye devam etti. Dolayısıyla biz bu dönemde gerçekten sektör olarak büyük bir endişe ve kaygı içinde olsak dahi işimizi yapmaya ve sağlık tedbirlerini alarak bu süreçleri devam ettirmeye çalıştık. Dolayısıyla özellikle bizim bütün şantiyelerde yaptığımız büyük organizasyonlarda çoklu işçi ve beyaz yaka ekibiyle çalışıyoruz. Şantiye koşullarında bu tedbirleri almak ve bunları sahada uygulatmak açısından son derece hızlı aksiyon aldık. Gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek Çalışma Bakanlığımız bu konuda bütün şantiyelerin genel kuralları içerisinde çalışma koşullarını ve organizasyonlarını yaptı ve bunları bütün genelge olarak şantiye koşullarında ve bizlere yaydığı için biz de bunları eksiksiz uygulayarak şantiyelerimizde sadece verim kaybı yaşayarak, yani gün kaybı yaşamayarak sadece verim kaybı yaşayarak bunları ciddi bir şekilde ön plana çıkararak çalışmalarımıza devam ettik. Dolayısıyla yani baktığınız zaman bu pandemi koşullarında bu halde olmak gerçekten ülkemiz adına ve bizler adına çok sevindirici ve mutlu edici bir nokta. Dolayısıyla elektrik ve mekanik sektörü olarak bu büyümeyi önümüzdeki yıllarda da özellikle sağlık yatırımları ve özellikle teknoloji yatırımları da artarak devam edeceğini düşünüyoruz ve bu konuda çok umutlu ve gayretliyiz. Peki Mesut Bey, hangi sektörlerde faaliyetleriniz var? Uğur Bey, şöyle, bizim özellikle halka arz sürecinde olduğumuz elektrik ve mekanik taahhüt sektöründe işlem yapıyoruz. Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik olarak. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz bu mekanik ve elektrik işlerinin gerçekten bu binalarda, akıllı bina dediğimiz sistemlerde çok ön plana çıktığı ve bu noktada temiz havanın sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşam alanları oluşturmanın çok önemli olduğu, keza aynı şekilde elektriksel anlamda çok büyük data merkezleri, veri merkezleri, banka şubeleri, borsa binaları, işte sizler gibi yayıncı kuruluşların bu işlerin içerisinde elektrik ve mekanik aksamların çok önemli olduğunu ve bu noktada da bunların olmazsa olmaz olduğunu ve özellikle yine son dönemde yaşanan pandemi koşullarında bir dönem eleştirilen şehir hastanelerinin ne kadar da kıymetli olduklarını
Ve bu noktada şehir hastanelerinin bütün sağlık koşullarına ihtiyacını karşılayabilecek aşısından yoğun bakımına kadar tedavi merkezlerinden birçok noktada önemli olduğunu bu sektör bu dönemde çok daha net bir şekilde hissetti. Ve biz kendimiz Birleşim Mühendislik ve Erdem Mühendislik olarak da bu noktada kendimizi daha çok geliştirme ve daha çok iş yapma kapasitesine dönüştük açıkçası. Şimdi halka arza da değindiniz. 2021 yılının halka arz yılı olacağını da biliyorduk ki bu dönemde çok fazla halka arzların gerçekleştiğini biliyoruz. Sizler de SPK'ya başvurdunuz. Ne dersiniz? Halka arz olacak paylar ne kadar? Şimdi şöyle, tabii SPK'ya başvurduk. Şu anda onay sürecinde ama şu anda bizim yaklaşık işte %25-%30 civarında bir pay halka arz etmeyi düşünüyoruz. İşte hedeflediğimiz Yıldız Pazar'da kısmet olursa işlem görmek istiyoruz. Şirketin büyüklüğü ve gelmiş olduğu noktada bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Biz uzun yıllar bu konuyla ilgili şirketin ilk kuruluşundan beri hedefimiz bu noktadaydı. Yani öncelikle Türkiye'nin saygın şirketleri arasına girebilmek ve devamında da bunun daha paydaş, daha paylaşımcı bir organizasyona ve bünyeye büründürmek ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmak için halka arz süreci de bu işlerin olmazsa olmazı. Dolayısıyla hani bu süreçte böyle bir birlikteliğimiz oldu. İnşallah bayramdan sonraki süreçte eğer onaylar çıkarsa 3. çeyrekte halka arzı yapmayı planlıyoruz. Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik olarak burada halka arza çıkacağız. Dolayısıyla hani burada Birleşim Mühendislik borsada işlem gören firma olacak. Bağlı ortaklığı Erde'de bu konsorsiyumda yer almış olacak. Hangi pazarda peki işlem görecek şirket hisseleri? Şu anda hedefimiz Yıldız Pazar. İnşallah gerçekleşirse Yıldız Pazar'da işlem görmeyi hedefliyoruz. Ve bu noktada dediğim gibi hani şirket büyüklüğü ve cirosal anlamda da 2020 yılını 578 milyonla kapattık. Şu anda backlog'umuzda bir o kadar var. Hatta ondan biraz daha fazla. Yılın ikinci yarısından daha mutluyuz açıkçası. Yani bu aşı organizasyonları ile birlikte pandeminin daha yavaşlayacağı ve inşallah son çeyrekte tamamen ortadan kalkacağı ve bütün yatırım bekleyen kuruluşlar bunun bu işlemlerde hız kazanacağı. Dolayısıyla da elektrik mekanik yeni yatırımlarda bu pazarda aktif rol alacağımızı ve Backlog'la birlikte ciddi şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında yeni projelerde görev almayı hedefliyoruz. Peki halka arz yöntemi nasıl olacak? Şöyle, halka arz yöntemi oransal dağılım olarak planladık. Yani SPK'nın onayına bağlı olarak şu anda oransal dağılım şeklinde gözüküyoruz. Hani konsorsiyum lider olarak da QNB yatırımla çalışıyoruz. Onlarla beraber dosya hazırladık. Şu anda işte gelecek sürece göre SPK'nın onay verdiği şekle göre planlama gerçekleşecek. Ama şu anki hedefimiz, daha doğrusu planımız oransal dağıtım olarak devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi pandemi öncesindeki rakamlara değindiniz Birleşim Mühendislik olarak. Pandemi döneminde de %40 civarında bir büyüme kaydettiniz. Peki sonraki dönem için hedeflerde neler var? Şöyle, tabii bizim özellikle elektrik mekanik taahhüt sektörü her yıl belli bir oranda büyüme kaydediyor. Bu inşaat sektörüne paralel olarak bizim beraber hem renovasyon yapılan hem de yeni projelerle birlikte sanayi yatırımlarının özellikle son yıllarda artmasıyla birlikte bu organizasyon birazcık daha gelişecek gibi gözüküyor. Geçen seneyi biz 578 milyonla kapattık. Bu seneki backlog'umuzla birlikte hedefimiz bundan %20-%30 civarında daha yüksek bir ciroya ulaşabilmek. Şu anda elimizdeki mevcutta backlog olan işimizle, devam eden işlerimizle bunu sağlayacağız gibi gözüküyor. Özellikle şu anda teklif verdiğimiz ve proje aşamasında olan elektrik mekanik taahhüt işlerinin de şu anda ihalesinde olduğumuz işler de inşallah önümüzdeki dönemde netleşecek ve belli olacak. Onunla birlikte geçen seneden daha büyük bir ciroyu daha yüksek bir oranda olmasını hedefliyoruz. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan bizlerle birlikte oldu. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun Uğur Bey. İyi yayınlar.